Terör olaylarının eğlence merkezlerini de hedef alması Natasha olarak adlandırılan yabancı uyruklu hayat kadınlarını da etkiledi. Natasha'ların müşteri bulmakta zorlandıkları belirtildi. Terör olaylarının eğlence merkezlerine kayması üzerine yabancı hayat kadınlarının müşteri bulmakta zorlandığı öğrenildi. Ahlak masası dedektiflerinin Laleli ve Aksaray'daki eğlence yerlerine düzenlediği baskında 16 yabancı hayat kadını gözaltına alındı. Eğlence yerlerine düzenlenen baskınlarda erkek müşterilerin azlığı dikkat çekti. Terör eylemlerinin eğlence merkezlerine kayması Natasha'ların da işini bozdu. Erkeklerle para karşılığında ilişki kuran yabancı hayat kadınlarının bulunduğu mekanlarda erkeklerin az olması terör olaylarının eğlence merkezlerine hedef alması şeklinde yorumlandı. İstanbul'da polisin düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan yabancı hayat kadınlarının AIDS'li olması bile Türk erkeklerini etkilememişti. Terörün masum vatandaşları hedef seçmesi üzerine vatandaşların akşam hava kararınca evlerinden dışarı çıkmadıkları, eğlence yerlerine gitmedikleri belirtildi. Yabancı hayat kadınlarının akınına uğrayan İstanbul'da bugüne kadar gözaltına alınan kadınlar arasında 78 tanesinin AIDS hastası olduğu ileri sürüldü. Fuhuş yaptıkları ileri sürülen ve sınır dışı edilen yabancı hayat kadınlarının çeşitli yöntemler bularak yeniden Türkiye'ye giriş yaptıkları ileri sürüldü. Gene geleceğim hiç. Hiçbir şey. Yeni geleceğim. Yeni nasıl geleceğim? Pasaport değiştireceğim. Oluyor mu? Olur, olur. Sınır dışı edilen kadınlardan bazılarının ülkelerinde isimlerini değiştirdikleri, bazılarının da yurt dışında bulunan pasaport şebekeleriyle irtibata geçerek sahte pasaport düzenledikten sonra giriş yaptıkları öğrenildi. Abi.